Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlere diyetisyenlerin Google üzerinden nasıl bir reklam verebileceklerini göstermek istiyorum. Neden diyetisyenler reklam çıkmalı Google'dan diye sorarsanız da şu sebepten dolayı artık gelişen dijital dünyanın içindeyiz ve online olarak da danışanlarımıza diyet listesi uygulayabiliyoruz ya da onları takip edebiliyoruz. Zorunlu bir şekilde yanımıza gelmelerine gerek yok. O sebeple Google reklamlarından daha fazla danışan elde edebilirsiniz. Buradan yeni kampanya oluştur diyorum. Hedef kılavuzu olmadan bir kampanya oluştur atıp diyorum. Çünkü düşünüyorum şimdi web siteniz olmayabilir. Yani evet, web siteniz olmaya, web siteye trafik çekemeyebilirsiniz. Kendinize ait bir yeriniz, ofisiniz olmayabilir. Home office çalışıyorsunuzdur. O yüzden ben tamamen arama reklamı çıkacağım. Yani telefonla arama sağlamak istiyorum. Çünkü dediğim gibi, bakın telefon aramaları. Dediğim gibi hani benim yerim yok. Benim web sitem yok daha. Ama reklam vermek istiyorum, telefonla ulaşmalarını istiyorum diyorsanız bu adımları izleyebilirsiniz. Devam et diyorum. Daha önce taslaklarım olduğu için. Buradan anahtar kelimeler çok önemli. Neden? Çünkü anahtar kelime size danışanlarınızı direkt doğrudan getirecek şeydir. Bu anahtar kelimeler nedir? Kilo verme. Kilo vermek istiyorum. Diyetisyen. Diyetisyen. Diyet. Bu şekilde anahtar kelimeleri girerek danışanlarınızın Google üzerinde arama yaptıklarında bu anahtar kelimelerle direkt sizin reklamınıza karşılaşacaklar. Burada bir URL koymamız gerekiyor. Bakın, kullanıcılar reklamımıza tıkladıktan sonra erişte URL web alanları arası yönden bu onun bir bu şekilde yapabilirsiniz. Kesinlikle bir Instagram hesabınız vardır. Şöyle aldım, Instagram hesabımı koydum çünkü benim şeyim yok diyoruz. Şuraya diyet yazdım. Buradan aramalar için bir telefon numarası ekliyorum. Uygula, bu önemli, arama istiyorsanız. Burada 5 adet şey vermeniz gerekiyor. Başlık vermeniz gerekiyor. Sizin danışanlarınızın burada görerek direkt olarak gelmesini sağlayacak başlıklar. Bu ne olabilir? Diyet dedim. Sana özel diyet listesi. Bu şekilde bakın, sana özel diyet listesi. Bu şekilde başlıkları da açıklamaları da yazdıktan sonra açıklamada şöyle olabilir. Neyi ne kadar yiyeceğini bilmiyor musun? O zaman şimdi sana özel diyet listesi ile kilo ver. Biraz uzun oldu. O zaman ne kadar yiyeceğini bilmiyor musun? O zaman şimdi sana özel diyet listesiyle kilo ver. Bu açıklamada. Şurada yazacak. Bakın. Bunları da yaptıktan sonra burada dönüşümünüz olmadığı için tıklamalar hedefini seçin. Neden dönüşümünüz yok? Çünkü bir web sitemiz yok. O yüzden web sitemiz olmadığı için. Daha sonrasında burada açıklama metni var. Bu açıklama metinlerinde şu şekilde yeni açıklama metinleri yaparak, bakın ben şu an şunları otomatik olarak kullanıyorum. Ön izlemeyi görün diye. Bu da ne işimize yarıyor? Açıklama metni. Bakın, arama için buraya da bir telefon numarası ekledim. Şöyle.
Burada da açıklama metinlerini neden koyuyorum? Çünkü daha fazla anahtar kelime kullanımı sağlıyor ve daha fazla ilgili aramalarda gözükmenize sebebiyet olacak. Dediğim gibi burada dönüşümleri seçmiyoruz. Bir web sitemiz olmadığı için tıklamalar diyorum. Bakıyorum. Burada konumları seçebilirsiniz. Diyorum ki Türkiye. Diller Türkçe ve burada hedef kitle de oluşturabilirsiniz. Şu şekilde kitle segmenti yap, segmentine girdim. Şöyle açılmasını bekliyorum. Açılırsa buradan diyet yazıyorum. Diyet. Diyetisyen. Arama da çıkmadı. Şöyle ilgi alanları diyelim, ilgi alanlarından yiyecek ve içecek diyorum. Güzellik ve sağlıklı yaşam. Bunu istemiyorum. Sağlıklı. Sağlıklı yaşam olarak çıkıyor karşımıza. Tamam diyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Ama güzellikle alakamız yok. O yüzden spor ve fitness'a bakayım. Sağlık ve fitness tutkunları. Tamam olabilir. Kilo diyeyim. Bu da çıkmadı. Bakıyorum. En son kitle segmentlerini gösteriyor bana. Bu şekilde ya buraya ilgi alanlarına yakın bir şey seçerseniz şöyle bir daha diyet diyeyim. Seçerseniz eklemeyi unutmayın. Sonraki diyorum burada yapacağımız tek kalan şey şurada neden sıkıntı çıktı? Politika ayrıntıları. Tamam bunları girmedim. Bütçe. Özel olarak bütçe oluştur diyorum. Günlük bütçeyi de 30 dedim. Bunu da dedikten sonra sonraki deyip reklamımı yayınlayabiliyorum. Buradan kampanyamı bir kere daha kontrol ediyorum. Şurada benim hatalarım çıktı. Bunlar genelde çıkmıyor. İnternetimden kaynaklı olduğunu düşünmekteyim. Daha sonrasında burada yayınla dediğinizde 1 ile 2 gün arasında sizin reklamınız yayınlanacaktır. Kontrollerinizi o zaman da tekrar sağlayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.